Merhaba arkadaşlar. Şimdi de yine bir Screen Flow yapalım. Bu Screen Flow'da yeni bir account oluşturalım. Yani yeni bir account oluşturan bir Screen Flow yapacağız. Ve şöyle bir şartımız var bu kez. Eğer accountlara bakalım isterseniz. Oluşturduğumuz account'ın eğer Annual Revenue diye bir field var biliyorsunuz. Alan var. Şurada. Eğer 1 milyon ya da 1 milyondan yukarıysa biz bir task oluşturalım. Bunu da kullanıcıya bunu kim oluşturmuşsa ona bir task oluşturalım. O task yani bir görev verelim. O görevi yerine getirmesini isteyelim. Yine aynı şekilde Flow'lara gideceğiz arkadaşlar. Flow'lara gidelim. Setup'a gidelim. Quick Finance Flow'ları bulalım. Sağ üst köşeden yeni bir flow oluşturalım arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bir önceki videoya benzer, çok benzer bir flow oluşturacağız. Şu andaki hedefimiz yeni bir task oluşturmak olduğu için çok field eklemeyeceğim. Screen Flow diyorum arkadaşlar. Daha sonra plus görüyorsunuz. Hemen bu plus butonuna tıklayarak başlıyorum. Bir screen oluşturmam gerekiyor. Bu screen'e bir isim verelim. Account screen diyorum ben buna. API name'i otomatik oluşuyor. Şimdi pause'a ihtiyaç duymuyorum. O yüzden şuradan pause ne diyor mesela previous nerede previous hide yapalım pause nerede pause da hide yapalım sadece finish kalsın finish'i de değiştirelim ismini finish'i de save yapalım arkadaşlar şu şekilde şimdi filtrelerimizi oluşturalım account olunca bize account name lazım account name'i alalım text'ten account name'i alıyorum buna account name diyorum arkadaşlar. Required yapıyorum. Şu şekilde. Sonra ikinci field olarak çok fazla field eklemek istemiyorum. İkinci field olarak yine bu kez number almak istiyorum. Currency diye bir field'imiz de var. Currency alalım. Buna da annual revenue diyelim. Şu şekilde. Ve bunu ekleyelim. Required yapalım. Decimal places diyor. 2 yapalım arkadaşlar. Bu kadar. Farklı bir şey yapmaya gerek yok. Buna done diyelim. Daha sonra save yapıp create a new account diyelim adına. Save diyorum. Şimdi bunu run yapıp çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz. Tabii ki çalışmayacak. Bir önceki videoda hatırlarsanız mapping yapmadık. Mapping yapmadığımız için şu anda çalışmıyor. İsterseniz bakalım. Yeni bir account ekliyorum. H-M01 diyorum. Annual revenue 500 bin diyorum. Save diyorum. Save yapmış gibi gözükse bile siz buradan accountlara geldiğiniz zaman New Today ile görüyorsunuz hiçbir account yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü mapping yapmadık. O zaman biz buradan Create Record deyip record'u eklemek istiyoruz. Create Record diyoruz. Burada New Account diyoruz. Create New Account diyorum. Sonra tek tek mapping yapmam için şurayı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tek tek mapping yapmak istiyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor. Seçiyorum. Hangi objekte eklemek istiyorsunuz bu rekordu onu soruyor. Account'u seçiyorum. Şimdi tek tek mapping yapıyorum. İki tane field'imiz var. Birincisi name. Name'i alalım. İkincisi de biliyorsunuz annual revenue'miz var. İki tane field'imiz var. Bunları screen komponentlarla eşleştirmemiz gerekiyor. Birini account name'e, diğerini de annual revenue'ye eşleştiriyoruz. Done deyince artık siz yeni bir account ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar tekrarlıyorum. Burada biz filtrelerimizi oluşturuyoruz. Burada da mapping yapıyoruz. Bunu kaçırmayalım. Yoksa eklemiyor.
Şimdi run yapalım ve aynı account'u ekleyip eklemeyeceğine bakalım. Yazıyorum, aynılarını ekledim, save dedim. Daha sonra şöyle bir sonuçla karşılaşacak mıyız bakalım. Ya bizim oluşturduğumuz account gelecek mi? Geldi arkadaşlar, görüyorsunuz. İsterseniz Select Fields to Display'den Enroll menüyü de gösterelim. Belki vardır ama çok aşağıda. Bunu biraz yukarı gönderelim. Şu şekilde. Bunları da buradan çıkartalım. Çok fazla istemiyorum. Save diyorum. Görüyorsunuz. Oluşturduğumuz account burada. Şimdi biz ne istiyoruz? Eğer 500 binden fazla, 1 milyondan fazla gelir mi ise biz task göndermek istiyoruz. Ondan önce şöyle bir şey yapsak, şöyle bir şey yapalım. Gelelim tekrar geriye. Create new account kısmından sonra bir screen mesajımız olsa, ama bu bizim account gerçekten oluşmuşsa bir mesaj alalım. Mesajımızda da bize işte account başarıyla oluşturulmuştur, account ID bu diye bir screen mesajı alsak. O yüzden madem şarta bağlı bir decision eklememiz gerekiyor. Bu decision'a şöyle diyeceğiz. If account is created diyeceğiz. Eğer gerçekten kurulmuşsa biz screen mesaj alacağız. Buna yes diyelim. Buna da default outcome biri yes, diğeri de no olsun. Şu şekilde. If else. Bu if, bu da else oluyor. Yes'e gelelim. Yes'teki şartımız ne arkadaşlar? Yes'te bir şartımız var. Yes'teki şartımız şu. Şuradan bizim account ID'miz var. Eğer account ID oluşmuşsa variable kısmında otomatik account ID oluşuyor. Bu account ID'miz eğer şey değil, boş değilse, not null, görüyorsunuz. Equal not null. Şuradan alabiliyorsunuz. Not null diyor. Yani içinde bir şeyler var. Eğer boş değilse biz bir başarı mesajı alacağız. Eğer boş ise, yani no ise, hiçbir mesaj almayacağız. Done diyelim. Şimdi burada eğer yes var. Eğer görüyorsunuz soldan sağdan artık ikiye ayrıldı. Artık bir yol ayrımı var. Çünkü bir kararımız var. Bir decision, bir if else'imiz var. Bu if else'e göre eğer account oluşmuşsa, yani bir ID oluşmuşsa, ID'miz boş değilse, şurada belirtmiştik, ID'miz boş değilse, o zaman demek ki oluşmuştur, account'umuz oluşmuştur ki bir ID'si oluşsun. Biz buraya bir mesaj, bir başarı mesajımız olacak. Display text diyorum. Öncelikle bu screen'e bir ad vermeniz lazım. Şöyle diyebilirsiniz, success screen diyelim buna. Şu şekilde. Evet. Bir de bizim bu display text'e bir isim vermemiz gerekiyor. Buna da success mesaj diyebilirsiniz. Daha sonra mesajımızı yazmamız gerekiyor şuraya. Ne yazalım? Şöyle diyelim. An account has been created diyelim. Successfully. Bu şekilde mesajımızı yazdık arkadaşlar. Account ID'ye girelim. Account ID diyoruz. Ona da account'umuzun ID'sini alabiliyoruz arkadaşlar. Şurada yine variable kısmında account ID'miz var. Bunu dediğim gibi yeşil yapabiliriz. Genelde başarı mesajları yeşil olur. Kalın yapalım. Biraz büyütelim isterseniz. Şu şekilde. Bu şekilde. Bir mesaj alacağız. Buna biz done diyelim. Eğer değilse, eğer hani olmuşsa bu, olmamışsa direkt sonuca gidecek. Ya da şöyle diyebiliriz. Bir screen mesajı oluşturabiliriz. Yine plus diyelim. Yine bir screen diyelim. Burada buna ne diyelim? Unsuccess mesaj diyelim buna. Burada da başarısızlığımızın bir mesajı olsun. Yine aşağıdan text şey alıyoruz. Display text'i alıyoruz. Bu bir input değil. O yüzden sadece display text alıyoruz. Ona da ne diyoruz? An success mesaj adını veriyoruz arkadaşlar. Buna da şöyle diyelim.
an error occurred diyelim. Yani account isn't created diyelim. Account'umuz oluşmadı. Şu şekilde. Bunu da kırmızıya boyatalım. Genelde kırmızı olur şey mesajları. Hata mesajları. Buna kalın yapılmış şu şekilde. Buna da done diyelim. Görüyorsunuz eğer başarılıysa yani bir account oluşmuşsa onun ID'si olacak. ID'si boş değilse success screen'e geçecek. Eğer ID'si boş ise unsuccess. Bunu da screen desek daha güzel gözükür. Şöyle tıklayalım. Bunun da adını şuradan screen yapalım. Evet. Buna oluşacak. Şimdi bunu bir deneyelim. Daha sonra task oluşturmamız gerekiyor. Asıl hedefimize doğru gidiyoruz. Bunu save yapalım önce. Sonra run yapalım. Ve bunu bir test edelim. Yeni bir account oluşturuyorum. Buna 2 diyorum. Annual reverse'ın yine 500 bin koyuyorum. Save diyorum. Ne diyor? Error occurred. Account isn't created diyor. Bakalım account'umuz gerçekten oluşmuş mu? Oluşmuş. Madem oluşmuş niye bir hata mesajı geliyor? Buna bakalım. Demek ki kodumuzda bir yanlışlık var. Şuraya bakıyoruz. Decision'a bakalım. Çünkü decision'da bir hata var ki oluşmasına rağmen bizi unsuccess screen'e doğru yönlendirmiş. Demek ki şurada bir problem var. Edit element diyelim. Bakalım ne diyor. Account ID. Bu bizim account ID'miz. Equals not null. Not null diyor. Yani boş değil anlamına geliyor. Bir daha bakalım içinde başka neler var. Şöyle bakıyorum. False true. Evet bu olması lazım. Not null olması lazım. Başka da bir şey yok zaten. Condition'ımızı ekledik. Şuraya bir daha bakalım arkadaşlar. ID'mizi alıyoruz. Nereden alıyoruz ID'mizi? Şuradan almamız gerekiyor. Account ID. Onu alıyorum. Equals. Evet. Not null. Error. Bu empty. Equals empty olmaması lazım. Not equal yapmamız lazım. Biz bunu da not equal empty string yapalım. Done diyelim. Şimdi save yapalım. Yani empty string'e işaret olmasın diyoruz. Şimdi run yapalım. Tekrar üçüncü account'umuzu ekleyelim. Şimdi save yapıyoruz. Bize başarı mesajı geliyor. Ne diyor? An account has been created successfully. Account ID is falan. Account ID veriyor. Şu anda başarılı bir şekilde biz account'umuzu oluşturduk. Gelip bakıyoruz. Üçüncü account'umuz oluşmuş mu? Oluşmuş. Şimdi ben ne istiyorum? Asıl hedefimize gelirsek bu account oluşturduktan sonra eğer yeniden bir decision'umuz olacak şurada. Tekrar bir decision yapıyoruz. Yukarı gelelim. Şuradan tekrar bir decision alıyoruz. If diyoruz. Şöyle diyelim. Is ne diyelim? Annual revenue yazalım. Revenue more than 1000 1 milyon diyelim. Evet. 1 milyon. Evet. Böyle bir isim koyabilirsiniz. Şimdi iki tane condition'ımız var. Bir if var, bir de else var. If'e şöyle bir isim verelim. Annual revenue more than 1000 diyelim. 1 milyon diyelim. Şuraya da şey diyebilirsiniz. Is. Yani değil mi? Ona bakacağız. Evet. Şunu aynısını kullandığımız için burada bunu kabul etmiyor. Şunu değiştirelim. Buna is diyelim. Şimdi kabul etmesi gerekiyor.
Değiştirdi, kabul etti. Eğer 1 milyondan fazlaysa, more than 1 million diyor. 1 milyondan fazlaysa biz burada bir task oluşturacağız. O zaman şöyle yapacağız. Bunu buraya yazmakla 1 milyondan fazla olmaz. Şurada biz condition'ımızı yazmamız gerekiyor. Screen component'tan annual revenue'yu alıp buna ne diyebiliriz? Greater than or equal. Şuraya değeri gidebilirsiniz. 1 million yazabilirsiniz. Bakalım kaç tane sıfırımız var, fazla olmasın. 3, 6, bir tane fazla var. 1 milyondan fazlaysa ya da 1 milyona eşitse bu çalışacak. Değilse default outcome, yani ne diyeceğiz? Annual no diyelim direkt. Ya da annual revenue is less than, bu şekilde yazabilirsiniz. Bu da else'imiz olacak. Bunu done dediğiniz zaman arkadaşlar iki tane şartımız var. Birincisinde şöyle bunu açabiliyor muyuz? Evet, açamıyoruz. Birincisi şöyle bir şartımız var. Eğer 1 milyondan fazlaysa ya da 1 milyondan fazla değilse, yani az ise. Tam zıttı iki tane şartımız var. Eğer 1 milyondan fazlaysa ben bir task oluşturmak istiyorum. O yüzden action'lara gelmem lazım. Action diyorum. Action'lardan da arkadaşlar task. Task bir action'dır. Unutmayın. Bir task oluşmamız gerekiyor. Şuradan new task diyorum arkadaşlar. New task oluşturuyorum. Bunun adını koyalım. Buna ne diyelim? Annual revenue diyelim mesela. Şu şekilde adını koyalım. Revenue. Buna da 1 milyon yazalım şöyle. Evet. Description diyelim. An account with an annual revenue more than 1 million diyelim şöyle. Has been created diyelim. Evet. Sonra bunu kime assign yapacağız? Task'ları biliyorsunuz bir görev olduğu için birine assign etmeniz gerekiyor. Ben bunu kim eklediyse ona assign etmek istiyorum. O yüzden user'a geliyorum aşağıda. User'ın ID'sini bulmam gerekiyor. User'ın ID'sini assign edelim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu arkadaşa assign ediyoruz. Yani kim oluşturmuşsa ona bir task assign ediyoruz. To date verelim mi? Verelim. Diyelim ki bugün 5, 24 Mayıs. Biz buna 5, 4 gün verelim. 29 Mayıs diyelim. 2022 şeklinde due date'imizi verdik. Ondan sonra status olsun mu? Gerek yok. Otomatik zaten status in progress diye gelecek. Subject olsun mu? Şu anda hiçbir şey eklemeyelim. Sadece bunu yapalım. Bunu done diyelim. Evet. Şu şekilde görüyorsunuz. Eğer task oluşturmuşsa bu tarafa, yani 1 milyondan fazla eklemişse sol tarafa kayacak. Yani task oluşacak. Değilse oluşturmayacak. Burada isterseniz tekrar bir screen mesajı ekleyebilirsiniz ve yeni bir task oluşturuldu şeklinde. İsterseniz hemen ekleyelim. Buraya yeni bir mesaj ekliyoruz. Buna diyelim ki final mesaj diyorum. Bu şekilde. Buraya bir tane display text alalım arkadaşlar. Buna da ne diyelim? Final success mesaj diyorum. Şu şekilde oluşturuyorum. Buna da arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğiz. A task with ID, şu şekilde task'in ID'sini alabiliriz. Yine variable'lara bakalım. Variable'larda task oluşmuş mu? Orada yok. Bakalım başka bir yerde oluşmuş mu? Burada task'i göremiyorum. Evet. Task'i göremediğim için task ID'sini eklemiyorum. Evet. Burada şey diyebiliriz. A task is created. Aslında biz bu mesajı eklemeyelim çünkü task'in oluşup oluşmadığını bilmiyoruz. Bu şekilde kalsın isterseniz.
Bunu save yapalım. Ve şu anda 1 milyondan fazla ya da 1 milyona eşit annual revenue eklediğimiz zaman account'a bir task oluşmasını istiyoruz. Kimi assign edecek? Kim oluşturmuşsa, bu rekordu kim create yaptıysa ona bir task assign olmuş olacak. İsterseniz run yapalım, bir görelim çalışıyor mu çalışmıyor mu. Account name 4 diyorum bu kez. Revenue'yu de ne diyelim, 2 milyon diyelim. 2 milyon ekledim arkadaşlar. Belki daha fazla eklemişimdir. Evet, 20 milyon ekledim. Bunu save diyorum. Görüyorsunuz. Şu anda bizim hala screen'deyiz. Bir account'umuz oluştu. Next dediğimiz zaman action'ımız oluşacak. Next diyorum. Herhalde bir action oluşmuştur. Ona bakalım şimdi. Account'lara bakıyorum. Dördüncü account'umuz oluşmuş. Peki bu account'ın içine girince bunun sahibi kim? John Miller. Bu John Miller'a bir task oluşmuş mu? Ona bakalım. Burada bunu göremiyoruz. Şu şekilde bakıyorsunuz. Burada onu göremiyorsunuz. Şurada, evet, şurada görebiliyoruz. Ne diyor? No subject. Bir task oluşmuş. İçine bakalım nasıl bir task oluşmuş. Ne diyor? Subject'imiz yok. 5.29'da due date öyle eklemiştik. Not started. Görüyorsunuz. Bir de description koymuştum. O description'ı görmek istiyorum. Ama burada description'ı göremiyorum. Aslında görseydik daha iyiydi. Şimdi şöyle arkadaşlar. Arkadaş, ya bu arkadaş kim oluşturmuşsa bu task'ı aldıktan sonra gerekli şeyleri yapacak. Ve daha sonra diyecek ki mesela status. Diyecek ki ben başladım diyecek. Save yapacak. Bu task'ı başlattığını subject ekleyelim. Ne diyelim? Epic Annual Revenue diyelim. Hakikaten çok büyük. Onunla alakalı bir kontrol etmesi gerekiyor. Hakikaten şey mi? Yani gerçek mi? Yanlış girmiş olabilir mi? 20 bayağı yüksek bir rakam. Doğru da olabilir. Şimdi in progress diyecek. Daha sonra zamanla tabii bu artacak. Diyecek ki mesela biraz daha arayacak, email atacak. Görüşecek belki kontakla. Completed diyecek. Şu şekilde. Eğer complete yapmışsa complete yapacak. Hani diyelim ki kendi çözemedi, o zaman waiting on someone else demesi gerekiyor. Ve onu buradan işte kontaklara, accountlara ekleyebilir. Şu anda öyle bir şey yapmıyorum. Bir sonraki videomuzda şunu da yapabiliriz. Bir task oluşturduğumuz zaman şunu John Miller'a assign yaparız. Subject'ini gireriz. Due date'ini gireriz. Priority'sini gireriz. Status'ünü gireriz. Buradaki gördüğünüz bütün field'leri tek tek bir screen flow'da girebiliyoruz. Bir konta ekleriz. Bir account'a bağlarız. O şekilde bir task oluşturalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.